Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam komşum. Abdest alacaksın galiba. Evet hocam. Sana da bir soru soracaktım. Bugün tatil günüm ama sor bakalım. Dereden abdest alırken yönümü nereye dönmeliyim hocam? Bunu bilmeyecek ne var komşu? Tabii ki çarıklarını koyduğun yere döneceksin. Aa, neden hocam? Çalınmasın diye. Alemsin hocam. Oo, Bekir Efendi, sen de mi abdest alacaksın? Yok hocam, su dolduracağız. Bizim Cemal gibi sulandırılmış ayranı tekrar sulandırmayacaksın değil mi? Yok hocam, çorba yapacağız. Akşama bekleriz, buyurun. Allah razı olsun. Geliriz inşallah. İnşallah hocam. Köylüler bana en son ne zaman hediye getirdi? Dün hünkârım. O kadar yeni mi? Evet hünkârım. Peki ne getirdiler? Mektup hünkârım. Hiç dikkatimi çekmemiş. Peki ne yazıyordu? Ölsen de kurtulsak. Ne dedin sen? Yani mektupta öyle yazıyordu. Ya demek öyle. Peki mektubu kim getirdi? Eşek. Ne dedin sen bana? Yani eşek getirdi demek istedim hünkârım. Yeter. İki kelime konuşamıyorsunuz. Yo, konuşuyorum. Hatta konuştum bile. Başımızı yakacaksın yahu. Sus artık. Tamam, susun artık. Bu aralar köylüler bana düzgün bir hediye getirmez oldu. Zaten getirmiyorlardı ki. Biz gidip zorla alıyorduk. Sus artık. Ne? Hani hediye geliyordu? Yahu sana kim hediye getirir hünkârım? Yaktın bizi. Madem getirmezler, öyleyse biz gider alırız. Zaten hep yaptığımız şey. Yeter be adam, yeter. Susun. Düşünmem lazım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Laleler hazır mı? Hazır. Peki siz hazır mısınız? Deli misin? Elbette hazırız. Çiçek ekmek kadar faydalı ne var doğa için? Hadi yapalım o zaman. Ama evde su kalmamış çocuklar. Dereye gidip su alalım. Gidelim öyleyse. Ben su için ibrik alıp geliyorum. Bekleyin. Çabuk ol. Gelin bakalım çocuklar. Bu bizim Timur değil mi? Ta kendisi. Ne işi var ki? Sorup öğreniriz. Hünkârım, sen de mi su almaya geldin? Yo, ben almaya değil, satmaya geldim. Ne? Satmaya mı? Ya, satmaya. Mesela şu senin elindeki ibriği doldurmak için 3 akçe vereceksin. İçmek isterseniz birer akçe. Su satılır mı? Gördüğün gibi satılıyormuş demek ki. Ama biz suya daha önce hiç para vermedik. Her şeyin bir ilki vardır. Ama bizim paramız yok ki. Hiç paraya ne kadar su oluyor bir düşüneyim. Hah, buldum. Hiç. O miskin köylülere de söyleyin. Hepsi birden alırsa indirim yapacağım. Demek öyle Ömer. Yahu su satılır mı hiç? Bu adam çıldırmış. Bir de alay etti. Hepiniz gelirseniz indirim yapacağım diye. Üzülme Ömer. Suyu öyle indirimli alacağız ki Timur bile şaşıracak bu kadar ucuz aldığımıza. Aklında ne var hocam? Sabah ola, hayrola Bekir Efendi. Bugün biraz yorulacağız çocuklar. Ne yapacağız hocam? Meraktan öldük. İlhami, getir bakalım bizim baltayı.
Hepinizin eline sağlık çocuklar. Artık suyumuz köye kadar gidiyor. Yaşasın! Hay aklına sağlık hocam. Sağ ol Bekir Efendi. Keşke aklımıza daha önce gelseydi. Ama daha önce Timur suyumuzu kesmemişti ki hocam. Olsun. Hiç olmazsa su doldurmaya dereye kadar yorulmazdık. Köye gidip deneyelim mi hocam? Evet, deneyelim. Hadi bakalım. Yahu neden gelmedi kimse su almaya? Susuzluktan ölmediler ya. Allah Allah. 2 gündür beklemekten ayaklarım sızladı. Bu işte bir hinlik var. İyisi mi gidip görmek? Hay Allah razı olsun hocam. Kurtardın bizi zalim Timur'dan. Şimdi görsün bakalım su kaçakçı. Allah sizden de razı olsun komşular. Bekir Efendi ve çocuklar olmasa yapamazdık elbette. Şu zavallı boruyu kim susturdu yahu? Açalım da konuşsun şırıl şırıl. Yahu bunu boşuna susturmamışlar. Çok konuşuyormuş meğerse. Siz nereden buluyorsunuz bu suyu hoca? Köy meydanındaki arığı gördün mü hünkârım? Evet. İşte oradan şifalı su akar. İçenin zihnini açar. Ya. Elbette öyle. Oğlum Ömer, ver bakalım hünkâra zihin açan sudan bir bardak. Hemen baba. Siz kimi kandırıyorsunuz be? Bu resmen derenin suyu. Belli ki arık yapıp köye getirmişsiniz. Ya, ben demedim mi sana zihin açar diye? İçmeseydin nereden bilecektin? Bu da ne demek oluyor hoca? Benim deremin suyunu köye getirmek de ne? Timur Efendi, hünkâr dedik sustuk. Ama Allah'ın deresine benim dersen bozuşuruz. Tüm köylüyü de karşında bulursun. Hatta kara kaçanı bile. Askerler! Şey, askerler de olsaydı onlar da su içerdi diyecekti. Timur suyu kesmeye kalktı ama bir şeyi atlamıştı. Kendisinin zulmü varsa köylünün de aklı vardı.